Merhaba güzel dostlarım. Bazen yanlış tarafa bakarız ve yanlış tarafa baktığımızda haberimiz olmaz. Çok şey isteriz hayatta. Zengin olmak isteriz, başarılı olmak isteriz, kariyer sahibi olmak isteriz. Ve bunları gitmek için bazen yanlış yolda gideriz ama farkında değilizdir. Doğru yolda gitsek iş basittir. Problemi aşmak basittir. Ama bazen yanlış yolda gideriz. Şimdi kadının birisi çiçeklerini çok seviyormuş. Kadın hastalanmış. Hastanede çocuğu demiş ki anneciğim sen rahat ol ben tüm çiçeklere çok iyi bakacağım demiş. Ve çocuk gerçekten her gün bahçede çalışıyormuş ve çiçeklere çok iyi bakıyor. Çünkü kadın çiçekleri çok seviyormuş ve çocuk da annesini üzülmek için anneciğim ben çok iyi bakacağım. Ve her gün bahçede çocuk çalışıyor ve aradan bir hafta geçiyor. Kadın iyileşiyor. Kadın bahçeye çıkıyor bakıyor ki çiçekler solmuş. Vallahi anne diyor her gün yapraklarını sildim. Her gün baktım her gün yıkadım. Ama yine de soldular. Kadın demiş ki oğlum kökler nasıl verecektin yapraklara değil. Yanlış yola bakarız, yanlış yoldan gidiyoruz ve farkında değilizdir. Çocuğun çiçeğin yapraklarını silmesi gibi, yapraklarını yıkayıp dalıyla uğraşması gibi köke hiç bakmayız. Bazen köke bakmamız lazım. Yani doğru hamleyi yapsa çocuk haftalarca uğraşıp daha doğrusu günlerce saatlerce uğraşıp yaprakları silmek yerine basitçe köke su verse çiçekler solmayacaktı. Bazen yanlış tarafa bakarız. Adamın birisi böyle hastalanmış, garip bir hastalığı varmış. Hastalanmış yani garip bir hastalık. Böyle gözü dışına çıkıyormuş gibi oluyormuş. İşte başı dönüyor, midesi bulanıyor. Ve bir diş hekim arkadaşı varmış, ona gitmiş. O da demiş ki, ya senin dişlerini çekmemiz lazım. Dişlerini çekersek bu rahatsızlıktan kurtulursun. Ve adamın dişlerini çekmiş. Ama adamın halen gözleri dışarı doğru çıkıyor. Böyle başı dönüyor, midesi bulanıyor. Sonra ne yapacak? Başka bir doktora gitmiş. Her doktor kendi uzmanlık alanında bir şey söylüyor. Ve doktorun birisi demiş ki böbreğinin birisini almamız lazım yoksa bu hastalık seni ölüme götürür. Adam ölmeyeyim diye böbreğinin birini aldattırmış. Ama bir şey değişmemiş. Yine gözleri dışarı çıkacakmış gibi pörtlüyor. Yine başı dönüyor. Yine midesi bulanıyor. Sonra başka bir doktora gitmiş. Başka bir doktor da kendi uzmanlığıyla alakalı şunu yapmamız lazım. Adamın orasını kesmişler, burasını kesmişler. Tabii adam bu arada arkadaşlar çok varlıklı bir adam, çok zengin bir adam. O kadar varlıklıymış ki her gün için farklı bir elbise giyiyormuş. Ben de öyleyim gerçi de. Önemli değil o. Yani adam demiş ki madem öleceğim. Çünkü doktorlar bu sonuca varmışlar. Bunu çözemiyoruz. Yakın zamanda ölürsün. Adam da demiş ki nasıl olsa öleceğim. Gitmiş her gün için bir elbise, bir takım diktirmiş kendisine. Ve her gün için bir gömlek. Gömlekçideyken usta demiş ki hani boğazının ölçüsünü alıyor. Sırada demiş ki kalfasına 16 demiş. Hayır demiş adam 15. Ben 15 numara yaka 15 numara yaka. Öyle midir ya? 15 numara yaka giyiyorum. Demiş ki gömlekçi ya olur mu demiş 16. Hayır demiş 15. E tamam demiş istersen 15 yapayım demiş. Ama demiş eğer ben 15 yaparsam gözlerin dışarı doğru pörtler, başın dönür ve miden bulanır demiş. Adam demiş ki evet ben yıllardır bu acıyı çekiyorum. Evet demiş 16 yaparsak rahatlarsın. Olay çok basittir arkadaşlar. Çoğu zaman çok basittir. Doğru tarafa, doğru yola bakabiliyorsak işimiz çok kolaydır. Ve biz hep bir mükemmelliyet tarafında gideriz. Her şey mükemmel olacak deriz ve başkalarının hep kendi yaramızı görürüz ama bunun farkında değiliz. Ve anladım, anladım. Sen bu hikayeleri çok sevdin. Ben de çok seviyorum gerçekten. Bir hikaye daha patlatayım. Bir hikaye daha patlatayım Osman. Şimdi müfettişin birisi bir okula teftişe gidiyor arkadaşlar. Ve diyor ki sınıfın en çalışkanı 3 çocuğu çıksın diyor. Ve birinci çocuk çıkıyor. Müfettiş ona bir soru soruyor. Çocuk da soruyu tahtada çözüyor. Geri oturuyor. İkinci çıksın diyor. İkinci de geliyor. Soruyu tahtada çözüyor. Ve geri oturuyor. Üçüncü çıksın diyor. Biraz bekleme oluyor. Biraz beklemeden sonra üçüncü çocuk çıkıyor. Soruyu çözüyor. Soruyu çözerken müfettiş diyor ki ya sen birinci olan çocuk değil misin diyor. Çocuk da diyor ki evet. Neden diyor üçüncü yerine çıktın? Ya diyor sınıfın üçüncüsü olan arkadaşın diyor bugün diyor futbol maçı vardı da diyor.
O dedi ki diyor, benim ödevlerimi sen yapar mısın benim yerime? Müfettiş kızıyor. Bu ne saçmalık? Böyle şey mi olur? Öğretmene kızıyor. Buna nasıl müsaade ediyorsun? Sen görmüyor musun çocuğu diyor. Ve başlıyor müfettiş sınıfa nasihat vermeye. Doğru insan olmayı, erdemli olmayı anlatmaya başlıyor. Öğretmen sonra diyor ki, ya müfettiş bey diyor, aslında ben diyor bu sınıfın öğretmeni değilim diyor. Bu sınıfın öğretmeni arkadaş diyor maça gitti diyor. O maça gidince diyor benim yerime öğretmen sınıfa bakar mısın dedi diyor. Ben de onun yerine baktığım için diyor çocukları tanımıyordum diyor. Müfettiş bu defa yine kızıyor. Bak diyor, tabii öğretmen böyle olunca diyor öğrenciler de böyle olur. İşte erdemden, doğruluktan bahsediyor ve bunu anlatmaya başlıyor. Bol bol da kızıyor tabii. Sonra diyor ki, ben size yapacağı bilirdim ama diyor, asıl müfettiş gelmedi. Bugün diyor, asıl müfettiş arkadaş diyor maça gitti, onun yerine geldim. Yoksa diyor size diyor yapacağı bilirdim. Hepimiz aynı gemideyiz arkadaşlar. Dışarıda kızdığımız, öfkelendiğimiz şeyler aslında kendimizi gördüğümüz için kızıyoruz. Hepimiz aynı gemide olduğumuzun farkında olursak, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Dışarıya kızmayı, dışarıyla kavgayı bırakır, kendi içimize dönersek, yani doğru yoldan gidersek, ne istiyorsak ulaşmak çok kolay. Dışarıda çözümü aradığımız zaman işimiz çok zor. İşimiz basittir. Yalnız biz ne yaptık? Biz taklitlerden oluştuk. Daha doğrusu dışarı taklit ediyoruz. Ama yaratıcı özgünlüğü sever. Nasıl diyeyim? Kendimize özel olmayı sever. Ve bunun için yaratıcı herkesin parmak izini farklı yaratmıştır. Hepimiz farklı kabiliyetlerle, farklı donanımlarla yaratılmışız. Dolayısıyla topluma göre değil de kendimize göre bulduğumuz zaman, doğru yol olarak içimize doğru baktığımız zaman, sessizliği sağlayıp kendi bilincimizi dinlediğimiz zaman, işte o zaman ne kadar basitmiş diyeceğiz. Ne kadar kolaymış. Sevmeyi sevdiğimiz zaman, kendimizi sevdiğimiz zaman, kendimize saygı duyduğumuz zaman, çevremizdeki her şeye saygı duyduğumuz zaman, ya ne kadar kolaymış diyeceğiz her şey. Bana geliyor arkadaşlar böyle milletvekili adayları, işte siyasetçiler falan ve onlara ilk dediğim şey şu oluyor. İnsanlara teşekkür edin. Herkese teşekkür edin. Kendine de teşekkür et. Kendine teşekkür ettiğin zaman insana da teşekkür edebiliyorsun. Zaten biliyorsun toplum bizim aynamız ya. Her baktığımız yerde kendimizi görüyoruz ya. Kendini sevdiğin zaman da topluma sevebiliyorsun. Kendine saygı duyduğun zaman da topluma saygı duyabiliyorsun. Bu kişiyi kendini özel yaptığın zaman, ben seni seviyorum dediğin zaman, ona dokunabildiğin zaman, işte o zaman kolay ve doğru yolu bulmuş oluyorsun. Çünkü güzel dostlarım, dışarıdaki insanlar çok fazla. Onları yenemezsin. Yenemezsin, ona gücün yetmez. Gerçekten çok fazlalar. Ama sen bir tanesin. Bunu yenebilirsin rahatlıkla. Tek görevimiz ve tek işimiz bunu aşmak. İçimizdeki egoyu, içimizdeki öfkeyi, içimizdeki kavgayı aşmak. Ve içimizdeki sevgisizliği, saygısızlığı yenmek. Kendimizi sevdiğimizde, kendimize saygı duyduğumuzda ve bunu değerli bulduğumuzda, işte basit yol o, kolay yol o. Hani var ya, evren içimizde, mutluluk içimizde, her şey içimizde. Dışarıyla uğraşma. Dışarıyla uğraşmak yerine, ya da kendi kendime de diyorum arkadaşlar, dışarıyla uğraşmam lazım. Sadece kendimle uğraşmam lazım. Tek rakibim var, o da ben. Atayı geçersem istediğim her şeye ulaşabilirim. Egoyu atlayabilirsem istediğim her şeye ulaşabilirim. Sessizliğe bürünebilirsem, tek başına olmaya hazır olabilirsem, tek başınalık çok özeldir arkadaşlar. Bazen insan der ki çok yalnızım der. Yalnızlık kötüdür, terk edilme hissi verir. Ama tek başınalık mükemmeldir. Tek başına olduğunda, tek başına olmayı tercih ettiğinde ve kendi içini dinlediğinde, işte o zaman o özgün seni, o eşsiz seni yakalamış olursun. Bugüne kadar hep başkalarının peşinden koştuk. Ne olur bir defa daha kendimizin peşinden koşsak, çok mu şey kaybederiz? Biliyoruz ki güzel dostlarım, hepimiz bu hayata içimizdeki tohumu yetiştirmek için ve içimizdeki tohumu geliştirmek için gönderildik. Biliyoruz ki güzel dostlarım, içimizde küçük bir çocuk var. Hepimiz o çocuğu büyütmek için, o çocuğu eğitmek için gönderildik. Ve içimizdeki o tohum, içimizdeki o çucuk eşsiz bir çocuk. O bir mucize. O sensin. O gerçekten sensin. Ve bundan dolayı sana hayranım ve sana saygımı sunuyorum. Lütfen bunu kabul et.
ve sevgiyle kalın güzel dostlarım. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğimiz enteresan bilgiyi daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat yolculuğa devam etmek istiyorsanız 23, 24, 25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.